Cengiz Özakıncı ile tarihin bilinmeyen yüzünün 160. programından iyi akşamlar değerli izleyiciler. Bu serimizde Türk ulusuna yönelik soykırım iftiralarına belgelerle yanıt veriyor. Bu yalanları aksi ispatlanamayacak biçimde çürütüyoruz. Bu kapsamda geçen hafta Ermeni iddialarını gündeme almıştık. Bu programda ise Pontus soykırımı iftirasını tüm yönleriyle irdeleyeceğiz. Özellikle son 20 yıldır Isıtılan bu büyük yalanın son örneğini geçen 19 Mayıs'ta gördük. Atatürk'ün Samsun'a çıkarak kurtuluş ateşini yaktığı ve benim doğum günüm dediği 19 Mayıs'ı sözde Pontus soykırımını anma günü ilan eden Yunanistan'ın en üst düzey yetkilileri örneğin şimdiki ve önceki başbakanı birbiri ardına açıklama yaptığı Türk dışişleri bu ifadeleri kınadı. Bu iftiranın hemen ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Yunanistan'da mevkidaşı Nikos Dendias'la görüştü. Soykırım yalanı gündeme getirildi mi ya da hangi boyutta konuşuldu bilmiyoruz ama bildiğimiz ziyaretin sonuçları Yunan basınına göre Atina'da memnuniyetle karşılandı, memnuniyet yarattı. Ancak biz ulusumuza en üst düzey yetkililerce atılan bu iftiradan mutlu olmadığımızdan Sayın Özakıncı'ya işin aslını sormak istiyoruz. Efendim iyi günler, iyi akşamlar. İyi akşamlar Levent kardeşim. Nasılsınız? Teşekkür ederim hocam. Bu Pontus soykırımını gündeme almamız gerçekten de çok isabetli ve yerinde oldu. Çünkü görüyoruz ki son dönemde gittikçe artan bir şiddette bu yalan yayılıyor. Pontus soykırım iddiası nedir Evet. sevgili hocam? Kimlerce hangi tarihte nasıl bir konjektürde ortaya atılmıştır ve hangi yolla nasıl yapılmaktadır ve yayılmaktadır? Söz sizde Sayın Özakıncı. Şimdi efendim Pontus dedikleri yer Karadeniz'in doğusu i̇şte Sinop, Samsun, Trabzon, Amasya vesaire o bölüm yani oraya Pontus adı takılmış. Neden işte tarihte böyledir diye İsa'dan önce 750'lerden başlatıyorlar o bölgedeki Yunan varlığını. Diyorlar ki o topraklar İsa'dan önce 750'lerden bu yana Yunan'dır diyorlar. Nerede diyorlar bunu? Bir numaralı görüntümüzde e, bu iddianın dile getirildiği kitaplardan bir tanesini görüyoruz. İşte Alexander Papadopoulos resmi belgelerle Avrupa Savaşı'ndan önce Türkiye'li Rumlar üzerindeki zulüm ve onu kitabın içinde ek... Pontus e, trajedisi 1914-1922 Kara Kitap adı verilmiş onun da tam çevirisi. Şimdi bir de e, diğer bir kitap ikinci görüntümüzü bakalım efendim o da e, Konstantinos e, Fotiadisin e, Pontus e, adlı kitabı. O şöyle kalınca bir kitaptır e, efendim. E, Elimdedir kitap. E, Pontus Rumlarına Yönelik Soykırım. E, kitabın adı bu. Pontus Rumlarına Yönelik Soykırım. <laughs> Belge yayınlarından yayınlanmış böyle kalın bir kitap. Şimdi bu kitaplarda işte e, tarihsel olarak o yönünün ee, Yunan olduğu, Helen olduğu ve o e, nedenle bugün de o toprakların Yunanistan'a ait olması gerektiği. Yani İsa'dan önce 750'de Yunanmış ya iddiaya göre. E bugün de orası Yunanistan'a verilmesi gerekiyor. Yunan'dan çaldığımız toprakmış orası bizim. Geri vermemiz gerekiyormuş. Şimdi efendim bu eee e, iddiaları yani bu tarihsel hak e, iddialarını e, çürüten yayınlarımız var. Örneğin 3 numaralı görüntümüzde e, Sayın Necati Demir'in e, şu kitabı çok önemlidir bu konuda. 3 e, numaralı görüntümüzde Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinin tarihi altyapısı Tarih, etnik yapı, dil, kültür. Ee, Profesör Doktor Necati Demir, yayın tarihi 2005, Genelkurmay Atase ve Genelkurmay Denetleme Başkanlığı yayınlarından yayınlanmıştır. Bu kitap efendim e, iç sayfalarına baktığımızda, bu kitapta e, bu tarihsel Yunanlık iddiasını çürüten çok sayıda belge yer almakta. Bir de diğer yayın dört numaralı görüntüde e, Mahmut Goloğlu'nun Pontus adlı kitabıdır. Dikkat bu kitabın üstünde Pontus ve Ay ve Yıldız görülüyor. Neden? Neden? Çünkü e, bugünkü Yunanistan'ın onlar Yunan'dı dedikleri Pontus'un halkı Yunan olmayıp Armaları da ay ve yıldız idi İsa'dan önce 200'lerde 300'lerde ve halkı da Yunan değildi efendim. Şimdi bu e, yörenin de e, Türkçe konuşan Hristiyanlar var. Ortodoks Hristiyanlar var. Ne zaman işte e, tarihten beri geliyor. Şimdi bu Türkçe ana dili Türkçe olan ibadetlerini de Türkçe olarak yapan kiliselerinde bu e, Hristiyanlara e, Yunan Yunanlılar diyor ki Yunan bunlar Türk değil Yunandır fakat baskı ve zor altında dillerini değiştirip Türkçe yapmışlardır iddia ediyorlar e, oysa gerçeğin böyle olmadığı bu insanların e, 1071'den bin yıl önce bu topraklarda zaten yaşayan Türkler oldukları bunların ve dinlerinin sadece nasıl ki e, Hazar Türkleri Museviliği benimsemişti. E, bu, bu Türkler de İslamiyet'i benimsemeden önce Hristiyanlığı benimsemiş olan Türklerdir. Ana dillerinin Türkçe oluşu kendilerinin Türk oluşundan kaynaklanır. Bunların dininin Ortodoks Hristiyan olması onların Yunan olduğunu göstermez denmiştir. Fakat Yunanistan bu gerçekleri kabul etmeyip diretiyor. Hocam şimdi, özür dilerim 800... burada bir sorun var. Sayın Özakıncı şimdi burada Yunanistan ya da bu tezi ortaya atanlar kendileriyle çelişmiyorlar mı? Şöyle ki şimdi bunlara göre bu tarih tezine göre Türkler Anadolu'ya 1071'de geldiler. Bu bahsettikleri kitle Hristiyan Türkler ya da onlara göre Hristiyan Yunanlar ama zorla Türkçe konuşturulanlar. Eğer 1071'den 1000 yıl evvel bu coğrafyada varsa ya da daha evvel bu coğrafyada vardı ise ve Türkler orada yoksa kim bunlara baskı yaptı? Çünkü onlar öyle diyor ya 1071'de i̇şte Türkler kendi geldi. İçinde çelişkileri pek çok çelişkileri var. 1870'ten başlayarak Yunanistan ve Fener Rum Patrikhanesi Anadolu'daki e, Türkçe konuşan Hristiyanları Yunanlaştırma çabasına girdi. Bu çabayı en güzel anlatan kitaplardan e, bir tanesi 5 e, numaralı görüntümüzde göreceğimiz e, Evangelinos Misiliadis'in e, romanıdır. Bu roman 1872'de e, basılmış bir romandır. Bunun işte e, Seyre ile Dünya'yı, Temaşa-i Dünya ve Cefakaru Cefakeş e, kitabın e, adı. Osmanlı Türkçesi ile yazılmış bir kitap. Bu kitabın 6 e, numaralı görüntüde e, göreceğiz. Ee, bu kitapta ilk e, giriş bölümünde yapılan e, a, açıklamada... ...Altınoğlu görüntüde diyor ki... E, ...böyle sesleniyordu Misailidis Türkçe konuşan dindaşlarına... ...ve şöyle devam ediyor... ...Anadolu'nun zevaline sebep olan bir hal var ki... ...kilise... Skol, e, ...Skolion'dan, okuldan ayrılır. Halbuki kilise ile okul... ...ten ile can gibi bir vücuttur. Skolyon Yunanca öğretim yapan Rum okulu demektir. Türkçe konuşan Ortodoksları Rumlaştırma uğraşı... ...özellikle Yunanistan'ın kurulmasından sonra... E, ...Atina, e, Patrikhane ve önde gelen Rumlar tarafından... Önemle ele alınmış ilginç bir olgudur. Ve hemen e, 19. sayfada da bu Kurtuluş Savaşımız sırasında Türkçe konuşan Ortodoksların bir bölümü Yunan tarafını, bir bölümü de Türk tarafını tutmuştur diyor. Efendim bu çabaların yani Türkçe konuşan Hristiyanların Ortodoks Hristiyanların <laughs> Yunanlaştırılması Ve o kendilerini Türk bilincinden Uzaklaştırılıp Yunan bilinci Yunanlık bilinci şırıngası yapılması 1870'lerden Başlayarak Artarak e, Hızlanmıştır 7 numaralı görüntümüzde e, Stavros Stavridis'in Anadolu Türküleri adlı bir kitabını e, Göreceğiz bu Anadolu Türküleri kitabı 1896 yılında yayınlanmış bir kitaptır. Osmanlı İmparatorluğu'nda ilk türkü mecması olarak yer alıyor. Hazırlayanlar Evangelia, Balta ve Ari Çokonadır bu kitabı. Neden bu, bu kitabın özelliği nedir? Türkçe konuşan Ortodoks Hristiyanlar Hır arasında Hangi türkülerin yaygın olduğunu derleyip toplamış ve 1896'da basılmıştır. Türkçe konuşan Hristiyanların türkülerinden oluşmakta bu kitap. Ve Türkçe türküler. Mesela bir tanesinin sözlerini okuyayım. Yağar yağmur taş üstüne, kalem oynar kaş üstüne, her ne dersen baş üstüne... Uyan uyan canım uyan, uyan da sineme dayan. Bu Türkçe konuşan Hristiyan Türklerin e, türkülerinden, folklor Türklerinden biri. Görüldüğü üzere Türkçe. İşte bunlar üzerinde Yunanlaştırma e, misyon çalışması hem Atina'dan hem Fener Patrikliği'nden hem de e, Yunan aydınlarının onlar arasındaki misyon faaliyetlerinden kaynaklanıyor. Efendim, e, Bunu 8. seçme nedenleri Sayın Özakıncı e, Hristiyan olmaları mı? Yani neden bu grubu Yunanlaştırmak istiyorlar? Hristiyan oldukları için mi? Dindaşları yani e, Ortodoks Hristiyan Yunanlılar bunlar da Ortodoks Hristiyan ama Türk. Bunları Yunanlaştırırlarsa o toprakları da edinmiş olacaklar. Anladım. Bu amaçları bu. 8 numaralı görüntümüzde efendim 18 ve 19. sayfaları e, göreceğiz bu kitabın. Hı hı. Burada burada e, bir örgüt var. Bu örgüt e, şu e, İstanbul Helen Edebiyatı Cemiyeti İHEC olarak e, görülüyor. Burada efendim diyor ki e, Anadolu Türkçe konuşan Ortodoksların Anadolu'sudur. İki milli merkez, Atina ile İstanbul İHEC yani İstanbul Helen Edebiyat Cemiyeti'nin Yunan ulusuna katmak üzere Anadolu'nun Türkçe konuşan Ortodokslarına dayattığı Yunancanın ve Yunanca eğitimin getireceği değişikliklerin farkında olduğu bellidir. 1890'lı yıllarda Yunanca eğitimin yaygınlaşması, birçok yeni okulun açılması, köylere kitap ve öğretmenlerin, Yunanca tabi öğretmenlerin gönderilmesi ve birçok dernek, birlik ve kardeşliğin, örgütlerin kurulmasıyla siyasal ve ideolojik ortam değişmeye başlamıştı. Dolayısıyla Türkçe konuşan Anadolu Rumlarının kültürel birikiminin önemli bir bileşeni olan bu müzik geleneği nüfusun ana dilini yitirmesiyle yani ana dili olan Türkçeyi yitirip öğretilen Yunancayı benimsemesiyle aşama aşama yok olacaktı. Türkçe konuşan Ortodoksların karşılaştığı küsümseyici yaklaşım, milli kimliklerin sorgulanması, statülerinin Yunanca konuşan hem cinslerinden daha aşağıda olduğuna inanmalarına yol açarak büyük çoğunluğunda aşağılık kompleksi oluşturmuştur. İHEC yani İstanbul Helen Edebiyat Cemiyeti bölgede Yunanca konuşan cemaatleri ve kültürel birikimleri öne çıkartır. Ve Türkçe konuşan Ortodokslar görmezden gelinir. Ee, bu şekilde ana dillerini ve diyorlar ki e, Türkçe konuşmaları, bu Hristiyanların Türkçe konuşmalarını şöyle açıklıyorlar: Karamanlı Aydın, e, Anastasios Levidis'e göre, bunlar şiddete maruz kalarak ya da nasıl olduğunu Allah bilir bir şekilde. Ana dilleri olan Yunanca'yı yitiren insanlar olarak tanımlanmıştır. Bu misyoner Yunanlılar tarafından. Yani aslında bunların Yunan olduklarını fakat Yunan ana dilleri olan Yunanca'yı başka ve şiddet altında unuttukları ve Türkçe'yi böyle benimsedikleri iddia ediliyor. Ya da nasıl Efendim? olduysa anlaşılmaz bir neden evet. diyor. Yani ona da bir açıklama getiremiyor aslında. Evet. Evet, Allah bilir diyor. Allah bilir. Yani, e, Allah bilir diyor. Şimdi on numaralı görüntümüz bir haritadan oluşuyor. Bu harita 1917 tarihli bir harita. Yani 1914'de başlamış olan Birinci Dünya Savaşı devam etmekte iken... ...efendim, Pontus Republic diye... Yani Pontus Cumhuriyeti diye bir harita e, yapılmıştır. Yani Osmanlı İmparatorluğu Birinci Dünya Savaşı'nda iken Karadeniz'in doğusunu Yunan Pontus Cumhuriyeti yapmak kastıyla ortaya haritalar ve tasarılar atılmıştır. 1917 tarihli bu harita e, Rusların da mezhep olarak Ortodoks Hristiyan olması nedeniyle Osmanlı'nın savaş halinde bulunduğu Rusya ile bu bölgedeki Hristiyan, Türkçe konuşan Hristiyanlar dindaş ve mezheptaş olduklarından, efendim Rusya ya Osmanlı-Rusya ile savaş halindeyken Rusların tarafına geçecek ve Ruslar da onlara bu bölgeyi bir Pontus devleti olarak armağan edecek tasarıları var. İşte bu harita, bu tasar, e, tasarı'nın e, Rus destekli Pontus e, kurulma e, tasarısının bir e, belgesi. Fakat 1917 e, yılında olan bu e, tasarılar, Rusya'da e, Çarlık devrilip yerine sosyalistler egemen olunca. Lenin'in Lenin egemenliği altındaki bir Sovyet e, Rusya kurulunca bu tasarılar çöpe gitti. 1918 yılında e, Osmanlı da yenildi. Savaştan e, yenik olarak çıktı. Ve 30 Ekim 1918'de galip devletlerle bir mütareke imzalandı. İşte bu mütareke. E, silah bırakışması e, sırasında Osmanlı'nın yenilmesini fırsat bilen e, Yunanistan ve galip devletler Osmanlı toprakları üzerinde Ege'de bir İyonya devleti, e, Karadeniz'in doğusunda bir Pontus devleti, e, Trakya'da bir e, Trakya devleti e, kurmak üzere harekete geçtiler. İşte rafa kaldırılan bu harita, az önce gördüğümüz harita, 1918'de imzalanan e, o e, mütarekeden sonra derhal e, tekrar e, yenilendi ve e, ortaya çıktı. Yani şu mu hocam? Özür dilerim. E, e, Rusya destekli hazırlanan, yani anlıyorum ki Rusya din temelli Ortodoks. Yunan'ı komşusu yapmak üzere bir plan hazırlamış. Osmanlı'yı da zayıflatmak üzere. Evet. Rusya destekli bir harita. Evet. Rusya Bolşevizm'e geçtikten sonra İngiltere tarafından mı benimsenmiş? Ya buradaki haritadan öte burada Türk'ü bölelim de nasıl bölersek bölelim mi anlayışı algılanıyor bence. Evet. Tabii tabii tabii. Ama işte bir takım tarihi hak iddiaları var. Oralar e, filanca zaman bizimdi. Tabii, evet. İddiasıyla başlıyor bunlar. Yani ...bir gerekçe ve bahane gerekir... Ee, ...imzalanan mütareke... E, ...galip devletlere... ...asayişin bozulduğu... E, ...yerlere işgal etme hakkı tanıyordu... Hı hı. ...evet... ...bu e, hak... E, ...duyulunca... E, ...Osmanlı... E, ...gayrimüslimleri arasında... ...ha bizim bölgemizi de... ...işgal ettirtelim... Gelsinler buraya galip devletler işgal etsinler. Onların işgali altında biz burada Ali başka sen oluruz. En azından özerk bir yönetim kurarız gibi tasarılarla, düşlerle silaha sarıldılar. Çeteler kurdular ve Müslümanlara saldırmaya başladılar. Amaç asayişsizlik var deyip galip devletleri orayı işgale. Sayın e, özür Bu ve saldıranlar işgal e, altında kendi egemenliklerini asimile kurmak. olanların bir kısmı değil mi? Yani orada eğer onlar Hristiyan Türklerse bir dönemde ve asilemi, asimile çalışmalarına... Işte 1870'ten bu yana başlayan asimile etme e, sürecinde e, bir kısım asimile olmazken, Türkçe konuşan Ortodoksların bir kısmı asimile olmaz ve kendi Türklüklerini e, savunurken, e, bir kısmı okullarla şunlarla bunlarla devşirildi ve kendisini... Aa, ben Yunan'ım demeye başladı. Anladım. İşte bu iki bölüm oluştu Kurtuluş Savaşı yıllarında. Bunlardan bir kısmı asimile olanı Yunan'ı destekledi. E, asimile olmayanlar da Ankara'yı destekledi. Şimdi onları da göreceğiz. Tamam Şimdi bu, bu gayrimüslimlerin e, arzta işsizlik çıkartıp bundan yararlanma çabalarını daha önceki bir 19 Mayıs programında e, işlediğimiz heyetin nasıha konusu. Yani e, öğüt heyeti işte şehzadelerin başkanlığında e, efendim akillerden oluşan yöre yöre oraları dolaşarak e, az, e, azınlıklarla gayrimüslimlerle e, Müslümanlar arasında çatışma e, ve güvenlik ihlallerini önlemek için dolaştılar. Fakat tam onlar bu dolaşma sırasında ne oldu? 15 Mayıs 1919'da Yunan ordusu İzmir'e çıktı. Bunu en güzel e, anlatan e, 12 numaralı görüntümüzde İtalyan ressam Vittorio Pisani'nin bir tablosunda İzmir'in işgalini e, sanatçı bu şekilde Bunun ve buna benzer birkaç e, tabloda çok güzel yansıtmıştır. Şimdi burada e, İzmir'e, Yunan İzmir'e çıkınca Anadolu'daki bütün Türkçe konuşan e, Ortodokslar e, tabii ki kendileri içinde e, e, bir takım tasarılar olacağını, Yunan e, işgalinin kendi bulundukları topraklara kadar da yayılacağını düşünerek e, Yunanı desteklemeye başladılar bir kısmı. Şimdi bunlar e, emekli albay Şefik Aker ki e, anzakların çıkartmasında ilk e, karşılaştıkları e, bölüğün komandanı Şefik Aker. Çanakkale'de. E, bakayım. 13 oğlu görüntümüzde kapağını göreceğiz. Şu. Evet bu, bu kitabında bu kitabında 57. Tümen ve Aydın Milli Mücadelesi 1918-1920 yılları arasında bu kitabında efendim Ege'deki kendi bulunduğu yöredeki e, şeyleri inceliyor. E, çeşitli e, Müslim ve gayrimüslim nüfusu e, analiz edip bildiriyor. Efendim. E, nereye? Ankara'ya. Diyor ki burada e, 14 numaralı e, görüntümüzde diyor ki Antalya, Alanya ve Elmalı'daki Rumlar Türkçe Finike, Demre, Andifli Kalamaki'deki Rumlar Yunanca konuşurlardı. Rumlar bu bölgelere tanzimat fermanından sonra adalardan göç etmişlerdir. Antalya'ya sonradan yerleşmiş adalı ve yanyalı Rumlar da Yunanca konuşurlardı. Yunanca konuşanların tamamı Antalya Rumlarının dörtte biri kadardı. Denizli, Burdur ve Isparta'nın yerli Rumlarının hepsi Türkçe konuşurdu. Yalnız aralarına, özellikle de Denizli'ye sonradan yerleşen Rumlar Yunanca konuşurlardı. Türkçe konuşan bütün Rumlar fiziksel olarak ve adetleri bakımından komşuları Türklere benziyorlardı. Aksine Yunanca konuşan Rumlarla aralarındaki farklar da dikkatle bakıldığında görülebiliyordu. Bu Rumlar Orta Anadolu Rumları gibi aslında Türk olan Ortodokslardı. Aslında Türk olan Ortodokslardı. Tanzimat fermanının Gülhanede okunduğu tarihten itibaren oluşan ortamda Yunan siyasal teşkilatının gayreti ve Rum Partikanesi vasıtasıyla bu Ortodoks Türklere Yunanlık telkin edilmiş ve bunlar son dönemlerde kendilerini Yunan olarak görmeye başlamışlardı. Bu işte dinin oynadığı rol, siyasi rol açıktır. İstanbul yakınlarındaki bakkal köyle bazı Trakya köylerinde yaşayan ve halk arasında Gagavuz denen ancak gerçekte Oğuz soyundan gelen ve Türk kanı taşıyan Hristiyan Türkler bile kendilerini Yunan sayacak kadar bu telkinlere inanmışlardı. İstiklal Harbi'nin sonunda da diğer Rumlarla birlikte yurtlarını terk ederek Yunanistan'a göç etmişlerdir. Anadolu'daki Hıristiyan Türklerin Yunan'a dönüştürülmesinde Osmanlı İmparatorluğu'nun son yarım yüzyılda Tanzimat Fermanı ile birlikte başlattığı uygulamalar Türk tarihi önünde suçludur, diyor. Efendim, evet, şimdi, bir Pontus e, e, iddiasının, tarihsel kökenlerinde, işte bu anlattığımız misyonerlik, ve Türk'ü, Hristiyan Türk'ü, Türk olduğu halde Sen Yunan'sın şırıngası yapılmasının büyük rolü var da, onun için anlatıyoruz bütün bunları. Yani bir iddianın tarihsel kökenlerini ele alıyoruz. Hı hı. Efendim e, Şimdi bu e, Hristiyan Türklerin Karadeniz'de kendilerine doğ, Karadeniz'in doğusunda e, kendilerine Yunanlık şırınga edilmiş olanları ve bu şırıngayı kabul etmiş olanları Pontus devleti kuralım burada. Yunan bizim babamız biz Yunanız zaten işte burada bu fırsattan istifade burada da Pontus devleti kuralım demişti. Atatürk'ün 1919 yılında 16 Mayıs günü İstanbul'dan Samsun'a hareket etmesindeki Emir efendim, işte asayişsizlik var burada diyerek işgali davet eden e, Hristiyanları e, bu imkanı vermemek idi. Türklerle Rumlar, Türk çetelerle Rum çeteler, Pontusçu Rum çeteler çatışıyor. Atatürk'e verilen görev efendim, e, Türk çeteler bastırıp Rumların şikayetinin önüne geçmek görevi. Bunu da 15 numaralı görüntümüzde Atatürk'e verilen emir'i göreceğiz efendim. Evet, bu e, emirin daha ilk maddelerinde Atatürk'e verilen emirin oradaki asayişi e, sağlamak olduğu görülür. Burada mesela bir e, mantıka da asayişi dahilinin iç e, güvenliğin geri getirilmesi ve bu asayişsizliğin e, nedenlerinin e, saptanması diyor ve böyle aşağı doğru devam ediyor. Bu e, emrin Osmanlıcasını da göstereyim ben size. Özgün metin şu. Şunu görelim elimde. Şu. Evet. Metnin e, Atase tarafından yayınlanan metin budur. Evet hocam gördük. Efendim bu da Halk Daimli Dergi Vesikaları dergisidir. Birinci yıl, birinci sayı. Şimdi e, Atatürk 19 Mayıs'ta Samsun'a çıktığında orada karşılaştığı e, Rum çeteler değil mi? E, 16 Noğlu görüntümüzde Cevat, Cevat Abbas Gürer var kendisinin yanında. Atatürk'ün yanında. Samsun'a giderken. Onun anılarında 17 Noğlu görüntümüzde 17 nolu görüntümüzde efendim Cevat Abbas Gürer ne diyor? Şöyle bakalım. Diyor ki Rumca bilmeyen Rumlar başlığı altında 17 nolu görüntümüzde müstevliler yani işgalciler galip devletler galip devletler bir Pontus meselesi yaratmışlar. Samsun ve havalisinde Türkçeden başka dil bilmeyen dikkat. Türkçeden başka dil bilmeyen zavallı durumları ayaklandırmışlardı. Bir sonraki sayfa, yanındaki sayfa. Efendim, köylüleri ve şehirlileri bu vahi ideal uğruna müsellah, silahlı faaliyete, eylemlere geçen Rum çetelerinden son derece zarar görmekteydiler. Buna rağmen her gün Babu Ali'ye yani İstanbul hükümetine ve e, Müslevlilerin, galip devletlerin mümessillerine, temsilcilerine Rumca bilmeyen bu Rumlar Türkler aleyhine telgraflar çekiyorlar ve zulmü itisafın, zulm ve yolsuzluğun kaldırılmasını istiyorlardı. Yani e, burada asayişsizlik var diyerek İşgal galip devletleri işgale davet ediyorlardı oraya. Ne, Ni, niçin? E çünkü bir Pontus tasarıları var. <laughs> Yunanistan'ın Pontus tasarıları var. <laughs> Yunanlık aşılanmış olanlar o tasarı doğrultusunda eylemlerde bulunuyorlar, Örgütte eylemlerde bulunuyorlar efendim. Şimdi Canik mutasarrıfı 18 numaralı görüntümüzde. Kapancı Zade Hamit Bey, şöyle görelim. 18 numaralı görüntüde bu o tarihte yani 1919-1920 tarihlerinde Samsun'da Canik'te mutasarrif olan Hamit Bey. Bunun Hamit Bey'in o günlere ilişkin anılarında. E 19 no'lu görüntümüz. Evet. 19 numaralı görüntüde sayfa görüntüsünü göreceğiz. Sayfa 525'te diyor ki, Hamit Bey. E Rum Rum çetelerle efendim 19 numaradayız. Diyor ki, nihayet Salter'le yani İngiliz askeri görevlisi subayıyla gitmeye karar verdim. Birer ata binerek dere köyünde toplanan eşkıya reislerinin yanına gittik. Rum eşkıya reisleri. Yani Rum dediği Türkçe konuşan Hristiyan ve Pontus isteyen çetelerin yanına gittik. Herifler genç, dinç, baştan aşağı silahlanmışlardı. İçlerinde bir tek Rumca kelime bilen yoktu. Herkes ana dili olan Türkçeyi konuşuyordu bu Hristiyanlar. Bu hal İngiliz'in hayretini mucip oldu. Solter bir Pontus bayrağı çıkarıp gösterdi. Siyasi eğilimlerini anlamak için öteden beri iskandiler et, İskandil etti. Herifler oralı değillerdi vesaire böyle anlatmaya devam ediyor, gidiyor. Efendim şimdi ne anlıyoruz bundan? Pontus, Yunanistan'a bağlı bir Pontus devleti kurulmak için elde silah, Karadeniz'de mücadele eden Ortodoks Hristiyan, Türkçe konuşan Ortodoks Hristiyanların 1870'ten başlayarak hiç de azımsanmayacak olan bir kısmının elde silah, Yunan amaçları doğrultusunda mücadele edecek kadar devşirilmiş olanlarının bulunduğunu görüyoruz değil mi bu manzaradan? Ana dilleri Türkçe fakat kendilerine Yunan bilinci, e, siz Yunan'sınız bilinci aşılanmış. Tabii ki tamamı değil. Ama motivasyonda değil, değil mi hocam? Motivasyonda değil. Tabi, o ideal uğruna. Tabii, tabii O ideal uğruna elde silah savaşmaya e, göze almış. O şekilde militanlaştırılmış yani. Atatürk nutukta Pontus e, olayını anlatıyor. E, 20 nolu e, görüntümüzde Atatürk'ün nutukta e, Pontus'tan söz ettiği satırları e, göreceğiz. Evet. Diyor ki Atatürk Trabzon, Samsun, bütün Karadeniz sahillerinin ...de teşekkül etmiş ve İstanbul'da e, merkeze bağlı Pontus cemiyeti... ...suhuletle ve muvaffakiyetle e, çalışıyor diyor. Ve İkinoğlu belgeyi kaynak gösteriyor. Hemen yanındaki e, sayfada da Karadeniz'e sahil olan mıntıkalarda da... ...bir Rum Pontus hükümeti vücuda getirileceği korkusu vardı... İslam ahaliyi Rumların boyunduruğu altına bırakmayıp hakkı beka ve mevcudiyetlerini muhafaza gayesiyle Trabzon'da da bazı kişiler ayrıca bir cemiyet teşkil etmişlerdi diyor. Yani artık orada Pontus Rum Pontus devleti kurulsun diyen Türkçe konuşan Ortodokslarla Yunan bilinci aşılanmış. Türk çeteler, Müslüman Türk çeteler çatışmakta. Sayın Özak Efendim, Atatürk de Rum dediğine göre demek ki 21... oturtmuş orada yani Rum bilinci oturtulmuş orada 150-200 yılda ya da daha çok daha uzun sürede. İşte Rum, Rum, Rum yani Rum. Ee, 21 nolu görüntümüzde bir harita e, göreceğiz. Bu e, en geniş Yunanistan haritası. Yunanlıların, Yunan'ın, Yunanistan'ın e, e, amaçladığı Yunanistan bu. Bugünkü Yunanistan'dan memnun değiller. E, Türkiye'nin yarısını, Karadeniz'in tamamını e, Yunan olarak, Yunan haritasına dahil etmiş olarak e, gösteriyorlar. Zaten... Sevr'de de aşağı yukarı bir Ermenistan, bir Kürdistan, Pontus, İonya, Trakya devleti gibi devletler öngörülmekteydi. Bu Kurtuluş Savaşı zaferimiz bütün bu düşleri yerle bir etti. Çöpe atıldı. Kurtuluş Savaşı sonunda bunların hayal olduğu ve asla gerçekleşemeyecek emperyalist düşler olduğu ortaya Türk'ün kanıyla ortaya konmuş olduğu. Aradan geçen yıllarda Türk Tarih Kurumu Reşit Saffet Atabinen 22 nolu görüntümüzde Göreceğiz onu. Bakın ne diyor. 22 Nolu görüntümüzde. Evet. 1934 yılında e, e, ikinci Kanun Ocak e, e, yaptığı bir konuşmanın e, metni bu. Şöyle görelim. Evet. Evet. Ben de okumaya çalışacağım. Kendi ekranında büyütüp. Evet. Diyor ki Anadolu'da Hristiyanlıklarına rağmen asırlarca Türk kalan ve esasen Hazaristanlı Kayserliler Osmanlı istilasından sonra Fener'den gönderilen Rum papazlarının Rumca okutmalarından sonra Rumluğa eğilim göstermişlerdir... ...temayül etmişler... ...ve son İstiklal Harbi... E, ...neticesinde... ...yeni ve yabancı kültürleri... ...itibariyle... ...maalesef üzücüdür ki... ...aramızdan gitmek... ...mecburiyetinde kalmışlardır... ...diyor... ...efendim... ...şimdi... ...şimdi hocam... Şimdi. E, ...günümüze Bu, geçmeden... Ee, yani yaklaşmadan e, ben siz bunu Heh. daha yakın zamanda bütün dünya dergisinde de yazdınız özellikle Yunanistan'ın Avrupa Birliği'ne katılmasıyla evet. birlikte nasıl hızlandığına ilişkin de bize e, zaman zaman çeşitli doneler yazarak anlatarak ifade ettiniz dikkat çektiniz evet. uyardınız. Şimdi o çerçevede daha günümüze yaklaştığımızda bu işi hangi noktaya taşıdıklarını ikinci bölümde isterseniz anlayalım. İlk bölümde bunun kaynağını, kökenini, nereden evet, geldiğini ve nasıl geliştiğini anlattınız. İkinci bölümde isterseniz günümüzdeki yansımalarını ve bu iddiaları çürüten belgeleri değerli kanal ve izleyicileriyle buluşturalım ama kısa bir aranın ardından. Cengiz Özakıncı ile Tarihin Bilinmeyen Yüzünün ikinci bölümüyle yeniden karşınızda değerli izleyiciler. Türk milletine, Türk ulusuna yönelik Pontus soykırımı yalanına ilişkin bu iftiranın neden iftira olduğunu, neden yalan olduğunu kanıtlayan belge ve bilgileri ilk bölümde tarihsel kökenleriyle ekranlara taşıdı Sayın Özakıncı. İkinci bölümde ise günümüze geldiğimizde yeniden canlandırılmak isteniyor malum bu yalan, bu iftira. Hangi boyutlarıyla adım adım bu noktaya gelindi bunu anlatacak Sayın Özakıncı. Yanlış bilmiyorsam ve sonunda da yine bu iftiranın neden çok büyük bir yalan olduğunu kanıtlayan belgeleri siz değerli kanal Bey izleyicileriyle buluşturacak hocam sözü uzatmadan çünkü süremiz sınırlı tekrar size devredeyim efendim bu Kurtuluş Savaşı'mızda yerle bir edilmiş olan bu Megale İdea büyük düşler Yunanistan'ın büyük düşleri Türkiye'nin neredeyse yarısını Yunanistan yapma e, düşleri uzunca bir süre e, uykuda kaldı. Fakat 1982'ye kadar uykuda kaldı. Biz bu e, Yunanistan'ın bu e, düşlerini e, Kalemin Namusu kitabımızda yayınladık. Dedik ki 23 numaralı e, görüntümüzde. E, 1994'te parlamento, Yunan parlamentosu e, Atatürk'ün Samsun'a çıktığı 19 Mayıs 1919 gününü Pontus Rum soykırımını anma günü e, ilan etmiş. Ve Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Atatürk'ü soykırımcılıkla suçlayan bu kararı tanıyan ilk kuruluş 2013 yılında Avustralya, New South Wales parlamentosu olmuştu dedik. Fakat bu aşamaya gelinceye kadar ilk, ilk 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 girişim ne zaman oldu? Onu hemen görelim. 24 numaralı görüntümüzde göreceğiz onu. Bu konuya özgülenmiş yani bu Pontus soykırımı iddialarının ilk hangi tarihte e, kim tarafından nasıl ortaya atıldığını kronolojik e, sırayla anlatan çok başarılı bir rapor var. Bu özel rapor 100. yılında Pontusçuluk faaliyetleri amaç, yöntem ve hedef e, yazarı avukat Gözde Kılıç yaşin. Yaş, yaşin, Yaşın. E, sayın e, avukat Gözde Kılıç Yaşın'ın bu çalışması, Pontus soykırımı iddialarıyla birlikte Pontus çuluğun yeni baştan Kurtuluş Savaşı'ndan sonra yeni baştan faaliyetin başlaması konusunda çok değerli ve çok önemli bir çalışmadır. Konuyu ilgilenenlerin özellikle bu raporu okumalarında yarar var. 25 numaralı Rapor, bu rapordan e, görüntüler alacağım şimdi 25 numaralı e, e, görüntümüzde rapordan bir sayfa diyor ki e, a, e, Türk boyunduruğunun da 60 yıl. 60 yıl e, şiddet ve e, katliamın 60 yılı 60 yılı e, diyor. Bu e, harita, Yunanistan 1982 yılında Yunanistan e, Kültür Bakanı ve o tarihteki Yunanistan Kültür Bakanı Melina Mercury tarafından Türkiye toprakları dağıtılmış bir harita bu 1982'de e, e, bu haritada dikkat e, Egebe Marmara bölgemiz olduğu gibi Yunanistan e, Karadeniz'in Doğu Karadeniz Karadeniz'in doğusu Pontus, efendim onun hemen doğusunda Ermenistan altında, Kürdistan şu an e, İskender'un Adana, Mersin gibi illerimiz Suriye olarak gösteriliyor. Bu Sev hocam bildiğimiz e, ve bu bu e, Sev'den de beter bir e, durum, efendim ana vatanları özgürlüğe kavuşturma Dünya Komitesi. Adına böyle bir haritayı dağıtıyor Yunan Kültür Bakanı Melina Merkuri. Bu haritanın daha üst bir başlığı var bu raporda görünmüyor. Daha üst başlığı şöyle 1922-1982 üst başlıkta. Yani 1922'den bugüne kadar e, boyunduruk altındaymış. Şimdi bu. E, rapor raporda e, bu harita daha sonra Yunanistan devlet okullarında Türkleri soykırımcı olarak gösteren ders e, kitaplarında kullanıldı. İşin e, önemli yanlarından bir tanesi de efendim bu. Şimdi 1982'ye kadar sustular da niye 1982'de başladı bu Yunan dediğimizde hemen şunu e, görelim. 1912 Eylül 1980 askeri darbesiyle birlikte Yunanistan Avrupa Birliği'ne girdi. Avrupa Birliği'ne üye oldu. Fakat biz e, birlikte üye olmamız kararlaştırılmış olduğu halde biz Türkiye'deki rejim demokrasi değildir, cuntadır, Türk giremez dediler ve Yunan'ı aldılar. İşte Yunanistan Avrupa Birliği Türkiye'siz bir Avrupa Birliği'ne üye oldu ve tek başına veto hakkı elde etti. Artık Türkiye ile ilgili her şeyi veto etme hakkına sahip oldu. Ve Türkiye'nin boynuna Yunan tasması takmaya kalktılar Avrupa Birliği tarafından. Ve... Yunanın Megali e, ideası yani Büyük Yunanistan Türkiye'nin yarısını ve kuzeyini götüren Büyük Yunanistan düşü otomatikman Avrupa Birliği'nin düşü haline geldi. Yani Avrupa Birliği artık Yunanistan'ın o e, Türkiye'nin yarısını götüren e, hayallerinin arkasına destek oldu çünkü Yunanistan'ın büyümesi demek artık Avrupa Birliği'nin büyümesi demek değil mi? Evet. üstelik Ve böylece, yetmedi Yunanistan, artık Yunanistan Güney Kıbrıs Rum e, kesimini Birliği de aldılar de. biliyorsunuz hocam yani sadece Yunanistan'a değil Türkiye'den önce tabii, tabii. Güney Kıbrıs işte, Rum kesimini onların... bir <laughs> devleti de aldı biz devlet olarak kabul etmiyoruz tabii de onları tabi tabii. Avrupa Birliği Yunan düşlerini de e, Avrupa'nın düşü olarak e, kabul etti artık Yunan'ı sadece Yunan olarak göremezsiniz. Avrupa Yunan'ı söz konusu. Avrupa Birliği Yunan'ı söz konusu. Değil mi? Şimdi bu Melina Merkür'ün bu haritasından sonra ne oldu? Asala ile Yunanistan ve PKK ile Yunanistan efendim kanka oldular. Tabii. Neden olmasınlar bu haritayla birlikte? Çünkü hem bu bir Ermenistan, er sahibi, Yunanistan hem san... bir sözde Kürdistan, sözde Ermenistan, Yunanistan ee, biz Türk olmasın evet. da kim olursa olsun. Evet. Şeyde 26. görüntümüzde 1982'de bu Melina Mercury'nin bu haritasından hemen sonra 1985'te Atina'da 1. Ulusal Pontus Kongresi e, yapılmış. 1988'de de efendim e, Selanik'te Dünya Pontuslular 2. Kongresi e, yapılmış. Bunu görüyoruz. Yine ee, Sayın Yaşın'ın e, raporunda 27. E, görüntüyü görelim. 27. eee görüntümüzde efendim. Evet. Ee, 1989 yılında Reha Muhtar'ın Milliyet Gazetesi'nde yayınlanan 20 Mayıs 1989 tarihli haberini görüyoruz. Ne diyor burada? Ee, Reha Muhtar e, verdiği haberde ee, yeni bir soykırım iddiası daha. Şimdi de Pontus diyor. Reha Muhtar o ara At Reha Atina'dan Muhtar bildiriyor. Reha Muhtar Atina'dan bildiriyor. Ermenilerin 24 Nisan'ın Ermeni soykırım günü olduğunu iddia etmelerinden sonra bu kez de dün yani 19 Mayıs günü 1989 19. 19. Yunanistan'daki Pontuslular bir Pontus Çalışmaları Merkezi kurarak 19 Mayıs 1919'u Pontusluların Türkler tarafından soykırım günü ilan ettiler. Ve bunu bundan sonra bütün uluslararası platformlarda gündeme getirmek üzere e, çalışmalara başladılar. 1989'da ne olmuştu? Söyleyelim. 1986'da Sovyet Rusya artık biz sosyalizmi terk ettik, komünizmi terk ettik Hristiyan oluyoruz, e, sosyalizmi terk ettik kapitalist oluyoruz dediler. Bunu daha önceki programlarımızdan birinde e, ayrıntılarıyla işlemiştik. 1989'da hangi yıl Amerika ve Rusya'nın e, Malta adasında buluşup el sıkışıp, biz artık e, Soğuk Savaş'ı terk ettik de, de, diyecekleri yıl bu 1989. İşte 1982'de Avrupa Birliği'ne girmiş olan Yunanistan böyle konjöktür değişimlerini de çok güzel koklayarak e, bir hamlelerini matkabı bir adım daha ileri e, taşıyorlar. Uygun ortam bulduklarında efendim. Sayın Özakıncı şimdi denebilir ki Türkiye peki hiçbir şey yapmadı mı? Yani 80'den itibaren tekrar uyandırılan bu düşlere karşılık karşı belgeler, bilimsel yayınlar. Onları da Türk göreceğiz. Lobis, göreceğiz değil mi? Yani çünkü bu akla evet. geliyor. Hep Yunanlar sanki bir hareket halinde. Göreceğiz. E, göreceğiz, gibi. göreceğiz. Peki. Evet. evet. Şimdi 28. E, görüntümüzde eee Yıl 1990, 5 Ocak 1990 tarihli Milliyet gazetesinde bir haber. Pontus krizi. Nedir bu Pontus krizi? Sovyet, eski Sovyetler Birliği'nde olay yaşamakta olan Karadeniz'in doğusundan gitmiş Hristiyanlar. Türkçe konuşan Hristiyanlar e, ne zaman gittiler onlar Rusya'ya? Ta çarlık döneminden başladılar gitmeye. Niye? E, bin, 1828'de Osmanlı-Rus Savaşı sırasında gittiler. 1800 Rusya'ya destek çıkıp Rusya çekilince Rusya ile beraber gidenler bunlar. 1877-78 Osmanlı Rus Savaşında yine e, Rusya çekilince onlar da Ruslarla birlikte gittiler. Dolayısıyla böylece Rusya'da Karadeniz'in doğu, Karadeniz doğusundan gitmiş e, Türkçe konuşan e, Ortodoks Hristiyanlar var. Bunlar işte Yunanlık aşılanmış olanlar. E, e, bunların bir kısmı da efendim. Kurtuluş Savaşında e, Yunanistan yenilince e, kalkıp gittiler Rusya'ya. İşte bütün bunlar konjektür değişince Rusya sosyalizmden e, Hristiyanlığa e, ve kapitalizme dönüş yapınca e, ve Rusya kapılarını açınca göçlere efendim. E, topluca geldiler Yunanistan'a. Yunanistan ne yaptı bu göçmenleri? Batı Trakya'ya yerleştirdi. Müslümanların arasına bunları soktu. Ve böylece e, e, demografi ile Batı Trakya'daki Müslüman nüfusun demografisiyle oynama bahanesi olarak e, onları oraya yerleştirdi efendim. Şimdi. Geldik 1992'ye. 29 numaralı görüntümüz. Şöyle gelelim. 29 yok. 29 var mı? Evet. 29 numaralı görüntümüzde. Ee, o tarihte ana muhalefet partisi olan Papandreou Pasok Partisi'nden Papandreou 1992 yılının 19 Mayıs'ında bir Pontus Yunan Soykırım Anma Günü yapılmasını önerdi. Ne demiş bakalım bu Yunanistan'da o tarihteki ana muhalefet partisi? Diyor ki 19 Mayıs 1992'de Andrea Papandreou 3. Pontus Helenizmi Konferansı'na aşağıdaki mesajı gönderdi. 19 Mayıs Pontus soykırımını anma günüdür. Pontus ve Anadolu Rum yurdu hep yüreklerimizde yaşayacaktır. Hem Yunan parlamentosu vasıtasıyla bu yıl dönümünü başlatmak hem de bunun uluslararası toplumca tanınması için mücadele etmek boynumuzun borcudur diye düşünüyoruz. Hiçbir unutkanlık ve sessizlik 1916 ila 1923 arasında Pontus'taki 353 bin Rum kardeşimizin katlini gizleyemez. Karadeniz'deki Rum soykırımının kapsam ve önemini ve bu uluslararası suç bağlamında Türk devletinin sorumluluğunu göz ardı etmek demek, Pontus sorununa yönelik bütün kaynak ve referansları hiçe saymak demektir. Yahudi holokostu, Ermeni soykırımı ve Kürt katliamları gibi tarihin kara sayfalarına dahil edilmesi gereken Pontus soykırımı sanki binlerce kurban verilmemişçesine hiçe sayılarak karartılmaya çalışılıyor demiş. Nerede demiş bunu? Yayınımızın başında gösterdik. Ee, şöyle gösterelim. Şu kitapta Pontus Rumlarına yönelik soykırım e, kitabında. E, ...söylüyor bunu... ...efendim... ...şimdi... E, Papandreou'nun bu demeci... E, ...tabii ki... ...Türk basınında da... E, ...haber... E, ...olmuş... ...bunu da yine... ...Sayın Yaşı'nın... E, ...özel raporunun... E, ...da görüyoruz... ...30 numaralı görüntümüz... ...de bunu göreceğiz... Evet Papandreou'nun bu demeci Türk basınında bu şekilde yankılanmış. Ee, 2 Nisan 1992 Milliyet 19 Mayıs'ı Pontus Rum soy, soykırımı ilan ettiler. Ee, PPK'ya destek kampanyası başlattılar diyor. Ve burada haber çok ayrıntılı olarak e, işlenmiş. Burada e, hemen soykırımla ilgili e, yayınların da e, patlak verdiğini görüyoruz. Küpür'ün altında hemen e, e, 38 kişilik kurucu heyeti bulunan Yunan Milli Vakfı kuruldu. Küpür'ün hemen aşağısında 1992'de ana muhalefetteki 46 Pasok milletvekili Pontus soykırımının kabulü ve Türkiye'nin protesto edilmesi için bir önerge sundu. Unutulmayan vatan diyorlar Pontus için. Yani direkt Türkiye toprağında gözü var. Çok açık ve net. Değil mi efendim? Şimdi geliyoruz 1994'e. 31 numaralı küpürümüz çok önemli. 2 Mart 1994 tarihli bu haber de, bakın ne diyor. Pontus Soykırım Günü. Türkiye Büyük Millet Meclisi Yunanistan Parlamentosunu kınadı. Okuyalım. Ankara Cumhuriyet Bürosu. Türkiye Büyük Millet Meclisi 19 Mayıs'ın Pontus soykırımını anma günü e, olmasını öngören yasayı kabul eden Yunan Parlamentosu'nu kınadı. Parlamento'da grubu bulunan partilerin dün yaptıkları ortak açıklamada Yunan Parlamentosu'nun kararının anlamsız ve mesnetsiz olduğu belirtilerek Yunanistan Parlamentosu Yunanistan'ın bundan 75 yıl önce Türk ulusunu tarihten silmek için Anadolu'ya saldırdığını unutmuş görünmektedir. Galip, işgalci Yunanistan'ın 1919-22 yılları arasında Anadolu'da masum insanlara karşı uyguladığı mezalim ve barbarlığı dünya kamuoyuna hatırlatmak isteriz. Hal böyleyken Yunan Parlamentosunun tarihi olguları çarpıtarak Türkiye'ye karşı hasmane, düşmanca tutumları bir devlet politikası haline getirmesinin iki ülke ilişkilerine ve bölge barışına zarar vermekten öte bir anlam taşımayacağı açık aşık, aşikardır. Yani açıktır, apaçıktır. Yunan parlamentosunu akla senin ve Sadu'ya davet ederiz denildi. Batı Trakya'da baskı. Öte yandan Yunan yönetiminin vatandaşlık yasasının 19. maddesine dayanarak Batı Trakya Türk azınlığı üyelerini vatandaşlıktan çıkartması Yunan basınında tepkilere yol açtı. Yüksek trage gazetelerden Eleftherotypiya'da yayımlanan bir haberde söz konusu durum insanlık dışı ilgisizlik olarak nitelendi. Bu haberde e, Yunanistan'ın tepkileri, Yunan, Yunanistan'da e, iktidarın bu kararına yönelik tepkiler olduğu e, bize aktarılıyor efendim. Şimdi. Ee, 1994'ten e, bugüne 32 no'lu görüntümüzü göreceğiz. Evet, şimdi. evet. İşte 26 yıl. Bu 26 yıl boyunca e, dünyanın her yerinde Yunan etkinliği pon, e, Pontus Soy Kırımı Türkler yaptı şeklinde etkinlikler her 19 Mayıs'ta. Heykeller dikmeler, anıtlar dikmeler bu da Norwalk, Norwalk'ta e, dikilmiş bir anıt. E, i̇şte pon, Türkler Pontus'ta Rumları doğradı e, propagandası yapan bir anıt. Ondan sonra 33 Nolu görüntümüzde de e, bir yürüyüş yapılıyor yine Nor Norwalk'ta bir yürüyüşün e, fotoğrafını görüyoruz. Burada Amerika, işte, Norwalk e, dediğimiz Amerika değil mi hocam? Pontus Los soykırımı. Angeles. Evet evet evet. Yani yalnızca Yunan sınırlarını çoktan aştı. Bütün dünyada nerede Yunan e, varsa orada e, Pontus soykırımı yaptı Türkler e, propagandası. E, sür, sürdürülmekte. E, i̇şte bu e, işte I remember Genesis of the Pontic Greeks diyor. İşte 1916-1923 e, tarihini atmışlar ellerindeki dövizlerde. Bunlar yazıldı. bir takım bayraklar falan falan. Bu şekilde her 19 Mayıs'ta biz e, ulusal egemenlik ve Atatürk'ü anma gençlik spor bayramı yaparken... E, ...Yunan e, bütün dünyayı yaz e, pon, ee, var olmayan bir soykırımın yasını tutturmakta bütün dünyaya böyle bir durum var. Efendim 34 e, numaralı görüntümüz gelsin ekrana 34 numaralı görüntümüzde bakın çok önemli bir haber var. Nedir bu haber? Ee, Yunanistan'da tarih kitapları başlığı altında liselere Pontus soykırımı dersi Yunanistan'da. Yunanistan'daki liselerde Pontus soykırımı ve Helenizmin yönelimi adlı ders birinci sınıftan itibaren son sınıfa kadar 3 yıl boyunca okutulacak. Murat İlem'in haberi Atina kaynaklı efendim. Ne diyor? Yunanistan'da geçen günlerde kabul edilen bir kararla ilk kez lise müfredatındaki kitaplara Pontus soykırımı ve Helenizmin yönelimi adlı ders konuldu. Yunanistan kabinesinde Din İşleri ve Eğitim Bakanı Marietta Yannako nun talimatı ile müfredata alınan derse Başbakan Kostas Karamanlis de onay verdi. Söz konusu ders lise 1. sınıftan itibaren son sınıfa kadar 3 yıl boyunca okutulacak. Bakan Yannako'nun emriyle Pontus Soykırımı ve Helenizmin Yönelimi dersleri lise bitirme sınavlarında da alındı. Tarih kitaplarından ülkeler arasında düşmanlığı körükleyen ifadelerin çıkartılması yönünde Türk ve Yunan heyetlerinin yaptığı toplantılar yıllardır sonuç alınmadan devam ediyor. Yunanistan parlamentosu geçen yıllarda aldığı bir kararla 19 Mayıs tarihini Pontus soykırımını anma günü olarak kabul etmişti. Bu tarihte tüm Yunanistan genelinde 1916 yılında Türklerin 353 bin pontusluyu katlettiği ileri sürülerek Türkiye karşıtı gösteriler yapılıyor ve sözde soykırım çeşitli etkinliklerle anılıyor diyor. Efendim. Hocam 353 bini nereden bulmuşlar? Olay bununla da kalmıyor. E, e tabii e, <laughs> atış serbest giderek yükselebilir o 3 milyonu bulabilir e, tıpkı e, Ermenilerin yaptığı gibi gelelim Avrupa Birliği'ne evet 35 numaralı görüntümüzde Avrupa Bir Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu Türkiye ile ilişkileri rayından çıkartabilecek bir rapora imza attı Soykırım da koşul oldu yani Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne kabul edilebilmesi için soykırımı tanıyoruz demesi koşul olarak dayatılıyor. Elçin Poyrazların haberine göre sözde Ermeni soykırımının tanınmasının üyelik öncesi koşul olması istenirken raporda Pontus ve Süryani soykırımı ifadeleri de yer aldı. Rapora Alevilerin yanı sıra Yezidilerin de azınlık haklarının da tanınması gerektiği yolunda önergeler sokuldu. Kıbrıs'tan asker çekilmesi de istendi. 2006 Türkiye raporu daha da sertleştirilerek kabul edildi. Raporda tam üyelik öncesi sözde Ermeni soykırımının tanınması istenirken Pontus ve Süryan soykırım ifadeleri de rapora eklendi. Buna argoda bonus deniyor. 6 red oyuna karşılığı 52 oyla kabul edildi rapor. Avrupa Birliği'nin Türkiye raporunda Ermeni soykırım iddialarını üyelik için ön koşul olması istendi. Raporda ayrıca Süryani ve Pontus soykırım ifadeleri de yer aldı deniyor. Efendim şimdi bu Pontus e, soykırımı e, propagandası iftira ve propagandası e, efendim Gelelim 36 numaralı e, görselimize. Az önce gösterdiğimiz Pontus Rumlarına yönelik Soykırım e, kitabından bir sayfa görüyoruz. Soykır, i̇ddia ettikleri Soykırım efendim. E, Türkiye'nin Sosyalist Sovyetler Birliği ile birlikte emperyalizme karşı mücadele verdikleri dönemde bu soykırım olmuştur diyorlar ya Atatürk ve Lenin döneminde ve Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı dönemine denk düşürüyorlar ya bu Pontus soykırımı iddialarını bakın bunu bunu nasıl niteliyorlar? Bu bir kurtuluş mücadelesi değil, etnik temizlik mücadelesiydi diyorlar. Yani bizim kurtuluş savaşımız aslında kurtuluş savaşı değilmiş. Yunan ordusu piknik yapmaya gelmiş. Fakat biz onlara piknik yaptırmamışız e, ve etnik temizlik yapmışız. Ve burada... Kemalistler, Bolşeviklerin maddi askeri yardımıyla çok etnikli ve çok dinli bir imparatorluğu, Rum ve Ermenileri yok ederek gayrimüslim etnik gruplara karanlık çağları andıran, andıran yöntemlerle baskı uygulayarak, etnik ve dini açıdan homojen bir devlet alemeye getirmeyi başardılar. Çok önemli. Bir suç ortağı olan Sovyetler Birliği, yani yalnızca Atatürk'ü ve Türkiye Cumhuriyeti'ni, e, soykırımcılıkla suçlamakla yetinmiyorlar e, Tabii Sovyetler Birliği artık yıkıldığı için e, hakkında kötü konuşmak da serbest e, Bu soykırıma suç ortağı olarak gösteriyorlar Sovyetler Birliği'ni Bir suç ortağı olan Sovyetler Birliği Pontus Rumlarına yönelik soykırım için suçluluk duymalıdır e, diyorlar Şimdi efendim. Hocam son evet. bölüme geldik. Yani e, bir burada, altı dakikamız filan var. Tamam. Yani artık bu e, iftira çürüten e, belgeleri e, de ortaya koyarsanız artık, son bölümde mükemmel olur. Tabii tabii tabii. Şimdi efendim. E, 37. görüntümüzde bu e, iftiraların tamamı aslında çürüten e, pek çok belge ve bulgu ve bilgi var. Bunlardan bir tanesi 1923 Lozan Barış Antlaşması'nın 59. maddesi. Bakalım 37 numaralı görüntümüzde ne diyor? Madde 59 Yunanistan savaş yasalarına aykırı olarak Anadolu'da Yunan ordusunun ya da yönetiminin eylemlerinden doğan zararların onarımını onarım yükümünü tanır. Yani Lozan Antlaşması neyi? tespit etmiş. Türk'ün Yunan'a zarar verdiğini değil, Yunan'ın Türke zarar verdiğini tespit etmiş. Demek ki Kurtuluş Savaşı sırasında e, bir etnik temizlik yapıldı işte vesaire iddialar çöpe gitmiş Lozan'da. Böyle bir iddia yok. İkincisi 1930 yılında 38 numaralı gör, görselimizde 30 Ekim 1930 yılında Türk-Yunan Dostluk Anlaşması imzalanmış. Bu dostluk anlaşması imzalanırken asla böyle bir soykırım, kitle katliamı gibi falan iddialarda bulunulmamış. Birinci madde çok açık ve net. E, yüksek akitler ara, e, temsilen ben daha yakın göreyim. Evet. Dert tarafından birinin aleyhine müteveccih yani birine karşı yönelen bir düşmanlığı asla desteklemeyecek ve bir destek olmayacaklar birbirlerinin düşman saldırısı altında tarafsız olacaklar diye bir dostluk anlaşması başlatıyorlar efendim. Unesco'nun Atatürk'ün 100. doğum yılıyla ilgili aldığı karar ver 39 zuncu görüntümüz. Bakın orada UNESCO'nun aldığı kararın İngilizce belgesini göreceğiz. 39 numaralı görüntüde. Burada ne diyor? UNESCO 1978'de aldığı kararda diyor ki özetle UNESCO'nun yetkisi içerisine giren tüm alanlarda, Atatürk'ün olağanüstü bir reformcu, özellikle sömürgecilik ve emperyalizme karşı açılan ilk savaşlardan birinin önleri, daha önemlisi insanlar arasında hiçbir renk, din, ırk ayrımı gözetmeyen bir uyum ve işbirliği çağının doğacağını tüm yaşamın boyunca savunmakla halklar arasında karşılıklı anlayış ruhu ve dünyanın uluslar arasında kalıcı barışı teşvik konusunda seçkin bir örnek ve Türkiye Cumhuriyeti'nin her zaman barışı, insan haklarına saygıyı uluslararası anlayışa teşvik etmek doğrultusunda çaba göstermiş olan kurucusu Atatürk diyor. Böylece Atatürk'ün, UNESCO'nun yapmış olduğu Atatürk tanımı Yunan'ın Atatürk'e yakıştırdığı soykırımcılıkla en küçük bir ilişkisi dahi olamayacak bir kişilik olduğunu e, resmen UNESCO'ya üye olan Yunanistan'ın da kararıyla, bu kararın altında Yunanistan'ın da imzası var. Atatürk'ü tanımlayan bu kararın altında efendim. Ve dolayısıyla e, Yunanistan'ın 1982'den sonra Atatürk'ü soykırımcı ilan eden tutumu, e, kendisinin daha 1978'de e, UNESCO'daki kararın altına attığı imza ile çelişmekte her şeyden önce ve Venizelos yani Kurtuluş Savaşı yıllarında karşımızda düşman olarak yer almış olan Venizelos 1934'te Atatürk'ün Nobel Barış adayın ödülüne aday göstermiş yani Atina 12 Ocak 1934'te Atatürk'ün insani yönlerini ve barışçı yönlerini vurgulayarak Nobel ödülüne e, aday göstermiş. Kaç? 40 numaralı belgede e, metni tamamen görüyoruz. Bu kalemin namusu Türk Savun Kendini e, kitabımızda bu metnin hem orijinali hem de Türkçe çevirisi yer almakta ve 41 numaralı son görüntümüzde e, e, Venizelos'un e, Nobel'e e, Atatürk'ü Nobel Barış adayını olarak gösterdiği belgenin fotokopisinde e, görüyoruz efendim şimdi At e, Yunanistan yalnızca Pontus soykırımı e, iftirasıyla yetinmedi bir de 14 Eylül 14 Eylül her yılın 14 Eylül'ünü e, bir e, küçük Asya soykırımı küçük Asya Yunan soykırımı olarak niteledi 9 Eylül'de Türk ordusu İzmir'e girdi. Değil mi? 13 Eylül'de İzmir'de Büyük İzmir yangını oldu. 14 Eylül'ü, her yılın 14 Eylül'ünü Küçük Asya'da yani İzmir, İzmir'de ve çevresinde Ege'de Yunan Soykırımı günü olarak ilan ettiler. Bunu bir dahaki programımızda Yunan'ın bu defa Küçük Asya soykırımı iddialarının e, inceleyeceğiz ve onları çürüten belgeleri de ardarda arda sıralayacağız efendim. Bu konu şimdilik bu kadar. Sayın Özakıncı çok teşekkür ederiz. Bir dahaki haftanın konusunu da böylelikle anons etmiş oldunuz. Değerli izleyicilerimiz merakla bekleyecekler eminim. Çünkü son derece kritik bir konu. Her geçen gün daha da yüksek sesle ifade ediliyor. Attık bunu yüksek sesle ifade etmekten çekinmiyor. Ee, Yunan dostlarımız tırnak içerisinde ki değerli izleyiciler biliyorsunuz e, Türk milleti onun verdiği bu eşsiz kurtuluş mücadelesi bu mücadelenin önderi Gazi Mustafa Kenan Atatürk yalnızca yurt dışından değil yurt içinde de bazı odaklarca özellikle son dönemde sık sık hedef alınıyor. Bu kasıtlı ve planlı saldırılara en güzel yanıtsa bilimle ve belgelerle verilen yanıt bu bakımdan bilinmelidir ki Cengiz Özakıncı ile tarihin bilinmeyen yüzü Atatürk, Cumhuriyet ve Türk ulusu karşıtlarının en sevmediği program olmaya bundan sonra da kararlılıkla devam edecek. İyi akşamlar.